Evet çocuklar, hadi bakalım acile iniyoruz. Çoklu travma vakası geliyor. Bir şey biliyor muyuz hocam? Hayır Murat, oraya inince öğreneceğiz. İnşallah düşünmeme fırsat bırakmayacak kadar zorlu bir vakadır. Neyimiz var? Pınar Bora, 25 yaşında. Omuz yerinden çıkmış. Baldırında ekimoz ve sıyrıklar var. Vital bulguları stabil. Ve Candan Yeminli, 26 yaşında. Onun da vital bulguları stabil. Yüzünde sıyrıklar ve kafatasında kocaman bir kesik var. Saçımı koparttı. Sen de omzumu yerinden çıkarttın. Beni platformdan atmaya çalışırken kendi omzunu kendin çıkarttın. Elini bırakan oldu mu? Bırakmadın değil mi aşkım? Dayanmaya çalış aşkım. Onun kazanmasına izin verme, tamam mı? Tamam. Nedir bu saçmalık? Biri bana anlatsın çabuk. Televizyonda yeni başlayacak bir yarışma programı çekiyoruz. Ben yetkili hakemim. Gelinliği sonuna kadar tutan kişi rüyalarının düğününü kazanacak. Benim rüyalarımın düğünü. Tamam, yeter. İkiniz de yaralanmışsınız. Çekme. Hayır. Kızlar, önceliklerinizin farkına varın ve bırakın şu gelinliği. Dur. Ya bırakın şunu da siz tedavi edelim. Ya olmaz. Tamam. Hemen şunu bırakın. Hemen. O dediğiniz olmayacak. Gelinliğe dokunmayı bırakan kişi yarışmayı kaybeder. Onun için gelinliği bırakmamı istiyorsanız kolumu kesmeniz lazım. Anlaşıldı, yürüyün. Gelinliği kan yaptığınızın farkındasınız değil mi? Gelinlik önemli değil. Önemli olan elini asla gelinlikten ayırmamak. Göremiyorum. Aşağıda çok fazla kan var. Bir yerinde kesik hisseden var mı? Bilmiyorum. Artık hiçbir şey hissetmiyorum. Fikret, kalp spazmı varmış. Spazm travma 2'de Suat Bey. Tamam. Zenan, sen de Doktor Suat'la git. Gelinliğiniz mahvolmuş. Gelinlik önemli değil. Önemli olan yarışma. İkisi ödülü paylaşsalar olmaz mı hakem bey? Vallahi ben teklif ettim. Hem de tam 14 saat önce. Ama kabul etmediler. 100.000 YT'lik evlilik paketi ödülü var. Bunu da kimseyle paylaşmaya niyetim yok. Benim de. Gelinliğiniz kan olmuş. Gelinlik önemli değil. Bakın Pınar Hanım, sadece geçici bir süre için... Hayır, olmaz. Asla. Ama madem ikiniz de gelinliği bırakmıyorsunuz, o zaman tek çözüm bu. Birinizin bırakması. Bakın, omuzunuzu ve bacağınızı tedavi etmemiz gerekiyor. Yoksa geri dönüşü olmayan hasarlar bırakabilir. Yani gelinliği bırakmak zorundasın Pınar. Rüyanda görürsün sen onu. O zaman belki başka birine devredebilirsin. Evet aşkım. Hem bir düşün. Bak bu sana avantaj kazandırır. Ellerini dinlendirmiş olursun. Sonra daha rahatlamış bir şekilde devam edersin ha? Peki böyle bir şey mümkün mü? Yani olabilir mi? Aslında böyle değişiklikleri kamera önünde yapmak gerekir. Ama kameraları hastaneye sokmuyorlar. Yani olmaz mı diyorsunuz? Yok olabilir. Ben ekibi bilgilendiririm. Bu yaptığımız kurallara aykırı bir şey değil. Yani görevinizi bir vekile devredebilirsiniz. Tamam, elbiseyi bana verin. Vekili ben olacağım. Olmaz. Sana güvenmiyorum. Bu sizce adil mi? Aslında vekil tarafsız biri olmalı. Tamam. Vekil Doktor Hasan olacak. Ne? Gelinliği sen tutacaksın. Gelinliği tutmak mı? Evet. Yani benden burada durup öylece gelinlik tutmamı mı istiyorsunuz? Kimse asistanlığın kolay bir şey olduğunu söylemedi Doktor Hasan. Alayım. Evet, Murat ve Ela. Pınar Hanım'ı röntgene götürün ve ortopediye haber verin. Arslan Bey odasında mı acaba? Arslan Bey bugün izinli Jülide Hanım. İzinli mi? Niye izin aldı ki? Bilemiyorum. Semineri falan mı vardı? Bildiğim kadarıyla yok. Hey. Galiba az önce bıraktı. Gelinliği bıraktın değil mi? Gelinliği bıraktın. Yo hayır, tutuyorum işte. Keşke bıraksaydı. Bak doktor, o gelinliği bırakırsam bütün düğün masrafları bana kalır. Pınar'ın ölmek pahasına bile bırakmadığı gelinliği bırakıp da yarışmayı kaybedersen... Omuzu çıkmış sadece kardeşim, bu pek de ölmek sayılmaz, tamam mı? Her neyse, gözüm üstünde doktor. Ben Pınar'ın yanına gidiyorum. Sakın bırakma, sakın. Bütün bunları aptalca bulduğunuzu biliyorum. Sizin yerinizde olsam ben de aptalca olduğunu düşünürdüm. Ben hiç evlenmedim. O yüzden yargılayamam. Ama Hasan bilir. Değil mi Hasan? Evli misiniz? Ne kadardır? Çok uzun olmadı. Ay, yeni evliymiş. Tebrikler. Sağ olun. Pınar Hanım, Doktor Güven'le ben 3'e kadar sayıp çekeceğiz, tamam mı? Candan'a göre kesinlikle ben kazanmalıydım. Ondan çok daha fazla yaralandım. Direkt olarak ben kazanmalıydım. 1, 2, 3. Yerine yerleşti mi? Hemen geri çıktı değil mi? Ameliyat etmemiz gerekecek. Ne? Hayır. Gelinliğe geri dönmem lazım. Şimdilik bandaj falan yapın. Ameliyata giremem ben. Ameliyata girip tedavi olacağına gidip çıkık omzumla o gelinliği mi tutmak istiyorsun? Ameliyata her zaman olabilirim. Ama bu yarışmayı sadece bir kez kazanabilirim. Ne yani? Hasan öyle dikilip gelinliği mi tutuyor? Hepsi bu mu? Biliyorum. Ben de daha heyecanlı olmasını bekliyordum. Gelinliği dedem de tutar. Gözüktüğünden çok daha zor bir iş bu. Seni etkilemelerine izin verme. Hepsini yok say. Bunu atlatabilmenin tek yolu bu. Hı hı. Aşkım, o senin rakibin. Ona yardım etmesene. Hasta olmayan insanlara da morfin veriyor musunuz? Hadi artık gitmemiz lazım. Ben de gidiyorum. Zaten bu çok sıkıcı. Ben bir mücadele falan olur sanmıştım. Kesin sonuna kadar dayanamaz. Sakın pes etme Hasan. Hı hı. Murat, 5 dakika sonra geliyorum. Anlaşıldı. Yine fısıldaşma saatimiz geldi. Levent'e ondan neden ayrıldığını anlattın mı? Anlatmayacağımı söylemiştim. Ben de sana saçmaladığını söylemiştim. Peki sen bebeği ille de doğurmayacağını Suat'a söyledin mi? İyi. Ne istiyorsan onu yap. Asıl sen ne istiyorsan onu yap. 2 gün boyunca ayakta durmanın nasıl bir dayanıklılık gerektirdiğini bilemezsiniz. Bu hayatım boyunca yaptığım en zor şeydi. Bir yarışma uğruna omuzunda kalıcı hasar kalmasını nasıl göze alıyorsun? Gelinliğin nasıl bir şey? Askısız, yakası kalp şeklinde. Kristal süslemeleri var. Olağanüstü güzel. Saçlarını salacaksın değil mi? Gerçi kaynak yaptırman gerekir. Seninkiler biraz kısa. Kapatmaz. Neyi kapatmaz? Kamburunu. Yani ameliyatı kabul etmediğine göre omzun muhtemelen epeyce şişecek. Ve morarıp bir kambur gibi görünecek. Ama kaynak yaptırırsan kapatır. Ha, bir de doğru duva seçersen tabii. Bunu bana söylememiştiniz. Ne kadar erken ameliyat olabilirim? Hemen bugün alabiliriz. Vay, ışıldayan telefona. Evet, gidip bakayım. İlgimi çekecek bir vaka var mı? Ben nasıl bu kadar aptal olabildim Zeynep ha? Öyle düşünme. Aşkın gözü kördür işte. Görmek istediğini görür. Hem babanı yeni kaybetmiştin. Ne yaptığının farkında değildin. Ben dün opere edilen lomber stenoz hastasına bir bakayım. Hasan, biraz gelebilir misin? Sana yanıma gelme demiştim. Bu çok önemli Hasan. Doktor, önemliyse git sen. Nasılsa biz kazanacağız. Gelemem. Bu gelinliği tutmak zorundayım. Neden? Öyle işte. Tamam. Ama en azından şunu oku. Ne bu? Gönderen numaraya bak. Benim numaram yazıyor. Ben sana böyle bir şey göndermedim. Ama senin numaran var değil mi? Gönderilme zamanı da 5 dakika önce. Telefonumu mu yürüttün? Yanında değil mi? Baksana. Nasıl oldu bu? Oluyor işte. Sana söyledim. Bunun yöntemi var. Şimdi işe dönmem lazım. Sadece bunun olabileceğini görmeni istedim. Sonra görüşürüz. Tamam mı? Eşin mi? Hı. Evet. Hem yeni evlisin hem de şimdiden güvensizliğe başladın, öyle mi? Çok ayıp. Ben gözümle bile görsem Mehmet'in sözünden başka bir şeye inanmam. Gördüklerimi yanlış anlamışım diye düşünürüm. Bunu 2 gün boyunca nasıl yaptınız bilemiyorum. İnan bana, eğer bir seçenek olsaydı yarın belediye nikah salonunda olurduk. Bu da bir seçenek. İstersen bırakabilirsin. Sen de bırakabilirsin. Sen bırak. Senin için bir düğün sadece. Ben bırakırsam Doktor Fikret'in gazabına uğrarım. Annem bakkaldır. Yani küçük bir bakkalı var. Ben nişanlandığımdan beri yok el işlemeli davetiye, yok yemekli salon. Kendini bir sürü borcun altına sokuyor. Bu onun hayali. Düğünüm onun kendi rüyası. Bu onun için çok önemli. Kendimi bildim bileli bunun hayaliyle yaşıyor. Babam bizi terk ettiğinden beri. O yüzden bunu yapmalıyım. Bunu annem için yapmalıyım. Çünkü o benim için çok şey yaptı. Yardım edin. Ali şu anda konuşamam. Ne oldu? Kapatmam lazım. Dokunma. Ne oldu? Birden bayıldı hocam. Sabah düştüğünde olmuş olmalı. Bu da bütün gün kanadı anlamına gelir. Gayet iyi görünüyordu ama. Evet. Bütün gün o gelinliği öyle tuttu. Ama biri seni vazgeçirmeye çalışınca bu seni motive ediyor. Sana güç veriyor. Saatler boyunca o gelinliği tutmak, yani günlerce... Klemp. Merkezin içindesiniz. Yenilgiyi reddediyorsunuz. Kolay değil. Demek istediğim, bunu yapmak için güçlü biri olmak gerekiyor. Sen de güçlüsün Hasan. Artık bunu fark etmeni ve hayatının sorumluluğunu almanı istiyorum. Kendi seçimlerinin sonuçlarını yaşıyorsun. Mızıldanıp kendine acımayı bırak. Ve seçimlerine sahip çık. Tampon. Pınar. Canım, nasılsın, iyi misin? Ha? Kazandın mı? Ameliyatın iyi geçti. Hiç sorun çıkmadı. Ama kim kazandı? Candan elbiseyi tutuyor mu hala? Candan bayıldı Pınar. İç kanaması varmış. Şu anda ameliyatta. Öyleyse ben kazandım. O bayıldı, bunun anlamı ben kazandım değil mi? Peki hakem nerede? 2 gündür yanında durduğum kız neredeyse ölüyordu. Ameliyattan uyanıyorsun ve tek düşünebildiğin aptal yarışmayı kazanıp kazanamadığın mı? Bunun saçmalığını anlamıyor musun? Bir düğün için bu kadar hırs yapılmaz. Önemli olan düğün değil, evliliktir. Düğün için değil, evlilik için mücadele edilir. Ki bu bile bazen boş mücadeledir. Ne zaman mücadele edip ne zaman vazgeçmen gerektiğini bilmen gerekir. Sen de vazgeç artık, tamam mı? Vazgeç. Tamam da kazandın mı? İyi misin Levent? Ayaklarımı hissedemiyorum artık. Tam 6 saattir ameliyattasınız çünkü. Evet, tamam. Anevrizma boynunun sonunda klibin içine alabildim. Kapatabiliriz. Candan, nasılsın? Nasıl hissediyorsun, iyi misin? İyiyim, iyiyim, telaş etme. Neden canının yandığını söylemedin bana? Söylesem yarışı bıraktırırdın. Yarışma umurumda değil. Ya sana bir şey olsaydı? Yarışmayı her halükarda kaybettik zaten. Hayır, kaybetmedin. İlk önce ben bıraktım. Sen bayıldığında bile tutuyordun. Sen mi bıraktın? Hı. Birinin seni yakalaması gerekiyordu. Evet, aynen doktor beyin dediği gibi oldu. Siz kazandınız. Ama kameramızı hastaneye sokmadıkları için size kazandığınız 100.000 YTL'lik çeki taburcu olduktan sonra özel bir çekimle vereceğiz. Tebrikler. Kazandık ya. Kazandık. Bunun için gözyaşı döktüğüme inanamıyorum. Gerçekten kazandık. Başardık. Hayır aşkım. Sen başardın. Bunu sen yaptın. Biliyorum Ali. Seni geri arayacağımı söylemiştim ya canım. Bir dakika Ali, bekle. Şu anda bununla uğraşamam. Acilden çağrılıyorum. Ya ne demek seni çağırtan benim ya? Sana acil bir durum olmadıktan sonra beni Hasan. Bir kaza oldu. Tamam bebeğim, tamam. Göz bebeklerinde ışık refleksi alınıyor. Nörolojik muayenesi normal. Onu monitörize edelim. Bu arada röntgenlerini çekip konsey yapalım. Tamam. Sol ön kol apelateral grafi de isteyelim. Orada ödem ve morluk var. Tamam bebeğim. Tamam bebeğim, annem burada. Tamam canım. Tamam Hasan. Kitapların altında mı? Evet. Her şey üstüne devrilmiş. Bütün o kalın tıp kitapları yani. Herhalde tırmanmaya çalıştı ve geriye çekti. Çığlığını duydum. Hemen odaya koştum. İçeri girdiğimde... Ali duymaya çalışıyorum, sus! Fikret, bırak ben yaparım. Hayır, hayır ben yapabilirim. Ben yaparım. Fikret! İşte bu yüzden salamanjeyi kapattık değil mi? Odaya kapı koyduk değil mi? Kapı açıktı. Ne? Kapıyı açık mı bıraktın? Ben bırakmadım. Ne demeye çalışıyorsun sen? Kapıyı açık bırakan ben miyim? Kazadır çocuklar. Olur böyle şeyler. Eğer kapıyı duvara sabitlemeye zaman ayırsaydım bu olmayacaktı. Hem evini her santimetre karesini bebek için güvenli hale getirip... ...hem de aynı zamanda ona göz kulak olamam, tamam mı? Ona göz kulak olamamışsın zaten. Olsaydın burada olmazdı. Sağ tarafta solunum sesleri azalmış ve karın sertleşmiş. Ne demek oluyor şimdi bu? Bu bazı iç yaralanmalar olabileceği anlamına geliyor. Ne tür yaralanmalar? Ali, şu anda soruların için zamanımız yok. Tüm travma bölümlerinin değerlendirilmesi gerekiyor. Onu ultrason ve tomografiye alalım, tamam mı? Tamam. Hazır değil. Zenan, Zeynep, onu karın, göğüs, kafa tomografisi için radyolojiye götürün. Murat, sen Esat Bey'in yanına git. Gerekirse sana haber veririm. Senin Fikret'le kalmanı istiyorum. Şu an fazla endişeli ve bebekle ilgilenmemize engel olmasını istemiyorum. Bunun Fikret Hanım için ne kadar korkunç olabileceğini hayal bile edemiyorum. İşte bu yüzden insanların çocuk yapmaması gerekiyor. Senin neyin var? İçerideki Fikret Hanım'ın bebeği. Hayır, bu bir travma vakası. O bebeğin hayatını kurtarmak istiyorsak... O Fikret Hanım'ın bebeği değil. Bir travma vakası. Onun için bir şeyler hissedersen... Bu onun hayatını tehlikeye mi atar demek istiyorsun? Hayır. Senin hayatını tehlikeye atar demek istiyorum. Şunun nasıl olduğunu bir daha anlatsana bana. İlk seferinde anlamadın mı? Ali, sadece tekrar anlat. Birisi bebek kapısını açık bırakmış. Birisi? Yani sen. Ali sen... Sen bunu benim yaptığımı mı düşünüyorsun? Bu sabah evden çıkmak için çok acele ettiğini söylüyorum. Benden uzaklaşıp işe gelmek için çok acele ettiğini söylüyorum. Ali, bak bu olanların bizimle bir ilgisi... O odaya niçin girdiğini sanıyorsun? Oraya giren tek kişi sensin. Oraya girdi çünkü annesini arıyordu. Annesini görmeye girdi. Ve yaralanıp kendini hastanede buldu. Anlaşılan kötü bir seçim yapmışsın Ali. Kötü bir eş seçtin. Kötü bir anne oldu. Evde kalıp çocuğuna bakacağına çalıştı ve neredeyse onu öldürüyordu. Zavallı sen ha? Fikret Hanım Hasan'ın filmleri hazır mı diye soruyor. O ne? O gölge ne? Kalbi nerede? Göremiyorsun. Çünkü... Çünkü midesi göğüs boşluğunda. Mediastinal çifteran kardiyal arreste girebilir. Bu da diyafram hernisi olduğunu gösterir. Diyaframı yırtılmış. Ama en küçük sorunu bu. Çünkü travmanın şiddetiyle torasik aortası da zedelenmiş. Şunu görüyor musunuz? Göğüs boşluğunda midenin yanında olanı. Bu kalın bağırsak. Ve kalın bağırsağın etrafında sıvı var. Yani delinmiş olabilir. Ve aort düzeltilse bile bağırsağın içeriği dışarı çıktığı için enfeksiyon riski var. Ve bu komplikasyon ölümcül olabilir. Niye hala burada dikilip duruyorsunuz? Şefe ve Suat Bey'e haber verin. Bir ameliyathane ayarlayın. Hadi, hadi. Ne oldu? Şey hocam. Ne? Diyaframdaki deliği onardılar. Evet. Doktor Suat mediastürme başlamak üzere. Tamam. Defekt tamirine primer sütürle mi yoksa sunni grefle mi yapacak? Ben bilmiyorum. Bilmiyor musun? Yani söylemediler hocam. Hocam! 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 Doktor Fikret. Fikret? Oğlumun yanında olmalıyım. Bakın, size karışmak gibi bir niyetim asla yok. Yemin ederim hiçbir şeye karışmayacağım. Sadece dışarıda bekleyemem. Yapamam. Oğlumun yanında olmalıyım. Fikret. Ameliyat yaparken hastanın annesinin bizi izlememesi iyi olur. Doktor Ela, lütfen Doktor Fikret'e dışarı kadar eşlik edin. Hocam. Hayır! Kimse Doktor Fikret'e hiçbir yere eşlik etmeyecek Doktor Ela. Devam edin, ameliyata devam edin! Sen ameliyathaneden çıkana kadar devam etmeyeceğim. Burada dikilip seninle sohbet etmemi mi? Yoksa bebeğinin hayatını kurtarmaya çalışmamı mı tercih edersin? Fikret. Sadece oğlumun elini tutmak istiyorum. Sadece elini tutmak istiyorum. Sadece lütfen hocam. Elini tutacağım. Sadece elini tutacağım. Ben tutarım. Zeynep sen ekartörü tut. Tabii. Sizin için uygunsa... Küçük Hasan'ın elini ben tutarım hocam. Elini ben tutarım. Evet, hadi işimize geri dönelim. Clem. Masaya bıraktım. Acele ediyordum. Saate baktım ve kapıdan dışarı çıktım. kapı... Fikret, bunun bir faydası yok. Kapı açıktı. Kapıyı kapattın mı? Tamam. Bak, yatak odasından çıktım. Yan odaya geçtim. Ve bir not yazdım. Fikret, yapma şunu. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Kes şunu. Bunun hiç faydası yok. Fikret! Kapıyı kapatıp kapatmadım hatırlamıyorum. İçeride oğlumca çekişiyor ve ben Allah'ın belası kapıyı kapattım mı kapatmadım mı hatırlamıyorum. Fikret. Hatırlamıyorum. Biraz sakin ol. Sakin ol. O benim bebeğim. O benim bebeğim. Ve ben o kapıyı kapatıp kapatmadığımı hatırlamıyorum. Şu anda bunun önemi yok. Önemi var. Önemi var. Çünkü ben onun annesiyim. Ona bunu yapmış olamam. Onu bu kadar incitemem. Bunu yapamam. Yapamam. Böyle şeyler olur. Hayır olmaz. Böyle şeyler olmaz. İnsanlar seçimler yapar. Öncelikler belirler. Hiçbir şey kendiliğinden olmaz, tamam mı? Bu kadar değil. Bu annenin suçu değil. Tamam, mide onarıldı. Dalakta da yaralanma yok. Artık tek yapmamız gereken göğüs tüpü takmak. Sonra işimiz bitiyor. Bu iyi bir haber ufaklık. Bu düşündüğümüzden daha iyi olduğun anlamına geliyor. Bu birazdan buradan çıkacağın anlamına geliyor. Doktor Zenan. Hı? Kapanışı yapmak ister misin? İstersen seninle yer değiştirebilirim. Yo. Ben iyiyim. Ben böyle iyiyim. Yani ameliyat gayet başarılı geçti. Bununla birlikte göğüs boşluğunda çok miktarda sıvı vardı. O yüzden şu anda yakın zamanda kendi başına nefes alıp alamayacağını bilmemizin imkanı yok. Bunu biliyorum. Bunu bilmediğimi mi sanıyorsunuz? Çocuk yoğun bakım ünitesinde durumunu takip edeceğiz. Oğlumu görebilir miyim artık? Tabii, buyurun. Yoğun bakıma gidelim. Suat Bey... Bebeğimi kurtarmak için elinizden geleni yaptığınıza eminim. Ama bugün ben... Lütfen. Fikret, başka bir şey söyleme. Sen bir annesin. Ve biz büyük bir aileyiz. Hasan hepimizin bebeği. Onunla bir türlü hayvanat bahçesine gidemedik. Zaman bulacağımızı düşünüp erteleyip durduk. Ama artık zaman bulacağız. Ben izin alacağım. Oğlumuz iyileştiği zaman sen ve ben zaman bulacağız. Hasan'la birlikte hayvanat bahçesine gideceğiz. Burada toplanıp izlemenizin bana bir faydası yok çocuklar. Gerçekten yok. İlgilendiğiniz için çok teşekkür ederim ama... başımda beklemenize gerek yok. Fikret boğuluyor. Ne? Hasan boğuluyor. Evet, bir şeyler yapın. Bir şey yapın. Fikret kurtarın, ne olur. Çünkü bir şeyler yapın. Neden duruyorsunuz? Neler oluyor? Şükürler olsun. Fikret! Ne diyorsunuz siz? Bu iyiye işaret. Tüpe karşı koyuyor. Bu kendi başına nefes aldığı anlamına geliyor. İyi olacak. Eşiniz nerede? Biraz uyumak için, eşyalarını toplamak için eve gitti. Çünkü bir daha bizim evimizde kalmayacakmış. Çok üzgünüm hocam. İnsan bebeğine bakarken hayat çok daha anlamlı görünüyor, biliyor musun Zenan? Hocam, tekrar başa dönseniz, bebek yapmayı erteler miydiniz? Ertelemek mi? Daha erkene çekebilirdim ama ertelemezdim. Ama cerrahlıkla beraber bunu yürütmek, yani bu çok çok zor bir hayat değil mi? Bugün yaşadığınız... İyi şeyler yaşayabilmek için kötü şeylere göz germek gerekiyor Zenan. Ben bir cerrahım. Hem de iyi bir cerrah. İnsanların hayatını kurtarıyorum. Birçok cerrah bunun dünyadaki en büyüleyici şey olduğunu söyler ya. İnan bana, bunu söyleyen bir kadın henüz anneliği tatmamış demektir. Bu duygu yaşanan her türlü zorluğa değer Zenan. Hepsine. Her şeye değer. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.